Her yıl dünyadaki en zengin insanların listesini görürüz ki bu insanlar genellikle büyük şirketlerde hisselere sahip olan iş adamlarıdır. Ancak gelmiş geçmiş tüm imparatorları, öncüleri ve fatihleri eklediğimiz zaman tüm zamanların en zengin insanları listesi nasıl olur merak ettiniz mi? Dönemler ve coğrafyalar arasında varlık yarışı yapmak elbette ki kolay bir şey değil. Ancak bu durum yine de önde gelen tarihçileri ve ekonomistleri bu işe kalkışmaktan alıkoyamamış. Bugünkü videomuzda sizlere dünya tarihindeki en zengin insanları derledik. 12. Henry Ford. Listemizin 12 numarasında Henry Ford yer alıyor. Amerikan araba endüstrisinin kaptanı ve dönemin otomobillerinin seri üretimini yapan bir fabrikatör. Onun tarafından kurulan Ford Motor şirketi, tarihte ilk kez sıradan sınıf için karşılanabilir arabalar üretmişti. Bunu araçları daha pratik birer vasıta haline getirerek ve taşımada adeta bir devrim başlatarak yaptı. Şirketin de sahibi olduğundan Henry Ford dünyadaki en zengin ve en ünlü kişiler arasında yer alıyor. Öldüğünde net serveti bugünün parasıyla 200 milyar dolar ediyordu ve bu paranın çoğu Ford kurumunda bırakıldı. 11. Cornelius Vanderbilt. Paçavradan altın elbiseye olan hikayesiyle Cornelius, servetini 19. yüzyıl Amerika'sında demiryolu ve gemicilikle elde etti. New York'un Staten adasıyla Manhattan arasında bir kargo gemisi işleten babasıyla çalışmaya başladı. 1820'lerde ise New York'ta faaliyet gösteren kendi buharlı gemi işini kurdu ve yıl 1850'lere geldiğinde ise demiryolu işine girdi. Kurnaz ve agresif çalışma stiliyle tanınıyordu. Servetinin en tepe noktasındaysa günümüz parasıyla toplam 202 milyar dolara sahip olacaktı. Diğer iş patronlarına göre belirli bir fon oluşturamadı veya parasını hayır kurumlarına bağışlamadı. Sadece Vanderbilt Üniversitesi'ni kurmak için ödediği 1 milyon dolar. Hepsi bu. Aile artık hiçbir işi kontrolü altında tutmuyor ve Cornelius'un serveti artık aile içinde değil. 10. Muammer Kaddafi. Libya devriminin öncüsü ve 42 yıldan fazladır Libya'nın politik liderliğini yapan Muammer Kaddafi'nin 2011'deki ölümü esnasında 200 milyar dolarlık servete sahip olduğu dedikoduları yayılıyordu. 10 yıllar boyunca süren hükmü sırasında Libya'nın zengin petrol madenlerini ve gelirlerini kontrol altında tutuyordu ve bu varlığı birkaç farklı banka hesabında ve farklı ülkelerde gizleniyordu. Libya çatışmasının başlarında Amerikan hükümeti Amerika'da 37 milyar dolar buldu. Aynı zamanda içlerinde İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın olduğu ülkelerde de toplam 30 milyar dolar bulunmuştu. Günümüzde ise kendisi tarafından saklanmış ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen bir o kadar daha para olduğu düşünülüyor. 9. 1. William. İngiltere'nin ilk Norman kralı olan William'ın hükmü, Kral Harold'ı savaş alanında alt etmesinden yani 1066'dan itibaren başlamıştır. Norman Diyadükü olan 1. Robert'ın ve Lava adındaki metresinin oğludur ve Pitt William olarak da bilinir. Norman Diyadükü olan babasının yerini aldı ve kendisine King Edward tarafından İngiltere tahtının vaat edildiği söyleniyor. Edward, Kral Harold'ın ölüm döşeğinde olduğunu söylediği zaman William savaş ilan ediyor. Fetihten elde edilen yağmalar ve topraklar 1. William'ın servetini günümüz parasıyla 228 milyar dolar yapıyor. 8. Jacob Fugger. 16. yüzyılda Alman bir tüccar, maden girişimcisi ve bankacı. Jacob Fugger yaşadığı süre boyunca büyük bir servet ve güç biriktirmiş. Servetinin tepe noktasında bu sayı 277 milyar doları bulmuş. Bu servetin kaynağı ise daha sonra İtalya ile olan tekstil işine bağlanmış ancak işler esasen Jacob Avusturya'nın kraliyet ailesiyle banka işletmeleri yaptığında patlamış. Bu noktada Avrupa'daki bakır ticaretini büyük bir kısmını elinde tutuyordu. Büyük servetiyle Avrupa tarihinin büyük bir bölümünü etkileyen Jacob, Avusturya kraliyet ailesinin Bohemya, İspanya ve Macaristan'ın kontrolünü elinde tutması için evlilikler ayarlıyordu ve bir sonraki Roma İmparatoru olacak 5. Charles'ın seçilecek olmasını garanti altına alıyordu. Öldüğünde ise tüm işleri ve mal varlığı yeğeni Anton Fugger'a geçti. 7. Osman Ali Khan. Gelmiş geçmiş en zengin insanlar listemizin 7. sırasında ise 1948'de Hindistan Cumhuriyeti'nin bir parçası olan ve 1937'de dünyadaki en zengin insan olarak Time dergisine kapak olan Osman Ali Khan, serveti madenler ve arsa gelirlerine bağlıydı ve kendisi 18. yüzyılda dünyanın tek elmas kaynağıydı. Net serveti ise 1940'ların başında 2 milyar dolar olarak biliniyor ki bu da o zamanın ABD ekonomisinin %2'si demek. Günümüzün parasıyla ise bu 230 milyar dolar ediyor. Kendisinin mücevher koleksiyonunda bulunan 124 karatlık bir elmas olan Jacob elmasının değeri ise 40 milyon dolardan daha fazlaydı ve kendisi tarafından kağıtların havalanmasını önlemek için ağırlık olarak kullanılıyordu.
Ancak kendisi giyiniş şekliyle epey bir pint olarak tanımlanıyordu. Buna rağmen Hyderabad'daki çoğu enstitü ve bina onun saltanatı sırasında inşa edilmişti. Osmaniye Üniversitesi, Genel Hastane, Yüksek Mahkeme ve Rasathane bunlardan sadece birkaçı. Onun devrinden sonra sahip olduğu servetin çoğuna Hint hükümeti tarafından el koyuldu. Bunlar arasında sahip olduğu nizam mücevher koleksiyonu da vardı. Ancak bundan sonra bile 1967'deki ölümüne kadar Doğu Asya'nın en zengin adamı olarak biliniyordu. 149 çocuğa babalık yaptığı ve sahip olduğu servette birçok insan tarafından hak iddia edildiği biliniyor. 6. İkinci Nikolay. Listemizin 6. sırasındaysa Rusya'nın son çarı olan 2. Nikolay bulunuyor. Nikolay'ın serveti bugünün parasıyla 300 milyar dolar değerinde ve kendisi 1917'de tahttan çekilmeden önce hükmüne 1894'te başladı. Romanov ailesi Rusya'yı 300 yıldan fazlaca bir süre yönetti ve bu zaman içerisinde çokça varlık ve mülk elde etti. 2. Nikolay'ın yaptığı tek şey ise bu serveti çoğaltmak oldu. Ailenin sadece mücevher koleksiyonunun değeri ise 160 milyon rubleydi ve kendisi soylu bankasında ve demir yollarında multimilyonlara sahipti. Bu paralar bir devrimin ardından Alman bankasına transfer edildi. İmparatoriçe 600'den fazla elmasa sahipti ve aile birçok Avrupa ülkesinde villalara ve saraylara sahipti. Rusya'da ise daha fazlası. Tüm bu mülkiyetlere Bolşevik ihtilaline el konuldu ve eşi ve çocuklarıyla beraber Çar 1918'de öldürüldü. 5. Andrew Carnegie. Bir fabrikatör ve bir toplumsever olan Andrew Carnegie, İskoçya'da doğdu. Bir el dokumacısının oğlu olan Andrew, 13 yaşındayken İskoçya'dan Amerika'ya göç etti ve bir dizi telgraf ile demiryolu işinde çalıştı. Çalıştığı dönemde ise petrole altyapı tesislerine ve çeliğe yatırım yapmaya başladı ve en sonunda Carnegie Çelik Şirketi'ni kurdu. Çiğ ham maddelerin dikey olarak bütünlenmesi ve Bessemer sürecinin kullanımıyla çelik üretimindeki maliyetlerin düşürülmesiyle Andrew delicesine başarılı olmuştu. Daha sonra USS olmak üzere çelik şirketini sattı ve 1901'de cebinde 480 milyon dolarla emekli oldu. Servetinin tepe noktasındaysa günümüz parasıyla 337 milyar dolara sahipti. Emekliliğinin ardından toplumseverliğe konsantre oldu ve parasının %90'ını farklı şekillerde kullandı. Ağırlıklı olmak üzere ise bu alanları eğitim, dünya barışı, kütüphaneler ve bilimsel araştırmalar olarak listeleyebiliriz. 4. John D. Rockefeller. Gelmiş geçmiş en zengin Amerikalı ve modern tarihin en zengin insanı olma unvanını taşıyan John D. Rockefeller'ın serveti tepe noktasındayken tam tamına 367 milyar dolardı. Parasını petrolden kazanmış olan bu adam, Standard Petrol şirketinin de sahibiydi ve ABD'de dönen petrolün %90'ını elinde tutuyordu. Uyguladığı stratejiler ile Amerikan petrol endüstrisinde bir devrim yarattı ve şirketi o kadar büyüdü ki 1911'de mahkeme tarafından verilen bir kararda bunun güven kanunlarının bir ihlal olduğu ve şirketin 34 farklı şirkete bölünmesi gerektiği kararlaştırıldı. Rockefeller bu şirketlerde elbette ki hisse sahibiydi ve gelecek 10 yıl içinde bunun getirisi inanılmaz olacaktı. Bunu net servetinin 5'e katlanmasıyla açıklayabiliriz. Kendisi aynı zamanda günümüzde bile bilim, eğitim ve ilaç alanında etkisini sürdüren kurumlar kurdu. 3. Mansa Musa, 14. yüzyıl. Günümüz parasıyla 425 milyar dolar olan servetiyle 1. Mansa Musa, Mali İmparatoru ve Timbuktu Kralı'ydı. Mali İmparatorluğunu ve Ghana İmparatorluğunu kontrol ediyordu ve 14. yüzyıldaki hükümdarlığı sırasında Afrika'nın büyük bir bölümünü fethetmişti. Onun lakaplarından bir tanesi ise Madenler Lordu'ydu ve zamanının altın rezervlerinin yarısından fazlasına sahipti. Tam da altına olan talebin hızlı bir şekilde arttığı dönemde. Kendisi aynı zamanda Batı Afrika sahili ve Akdeniz'deki ana ticaret rotalarını da eli altında bulunduruyordu. Okullar, camiler ve hatta büyük bir üniversite inşa etmişti. Tüm bunlar da ölümünden sonra bile kendisinin ardından kalan birer miras haline gelmişti ve bazıları ise günümüzde hala ayakta. Aynı zamanda bir zamanlar Mekke'ye yaptığı hac ile de biliniyor. Göz görebildiğine uzanan bir karavan ve on binlerce insanla. Kahire'de durduklarında o kadar fazla para bağışlamışlar ve harcamışlar ki bu anında bir enflasyona sebep olmuş ve yerel ekonominin bundan kurtulması yıllar almış. 2. Süleyman. Tarihteki en zengin insanlar listemizin bir diğer üyesi ise birçok ulusal kitaba ait olan Kral Süleyman. M.Ö. 370 yılından 331 yılına kadar 40 yıllık hükümdarlık sürmüş ve inanılmaz derecede bilge ve varlıklı olmasıyla biliniyor. Saltanatı sırasında görkemli boyutlara ulaşan imparatorluğuyla yılda 666 altın külçe aldığı söylenebiliyor ki bu da her yıl 39 ton altın demek.
Onun diğer gelirlerine ek olan servetini 2.2 trilyon dolar yapıyor. Kendisi varlığını içlerinde Kudüs'te bulunan ve dünyanın 7 antik harikasından biri olarak tanınan tapınak da dahil birçok bina inşa etmek için kullanmış. 1. Cengiz Han. Dört bir yana koku saçan ve Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han, 100 trilyonlarca dolarlık servetiyle listemizin birinci sırasında. 1206 ile 1227 yılları arasında ordularını komşusu olan her krallığı ele geçirmek için kullandı ve muharebelerin hepsini kazandı. Milyonlarca kilometre kare alan fethetmişti ve Orta Asya ile Çin'in çoğunu kontrol altında tutuyordu. Fethettiği krallıkların yerel halkını genellikle kılıçtan geçirirdi. Tüm mal varlıklarına el koymakla birlikte, ki bu da sahip olduğu toprakların değerini göz önünde bulundurursak, onu dünyaya ayak basmış en zengin insan kılmaya yetiyor. Cengiz Han'ın aynı zamanda günümüzde kendi soyundan gelen milyonlarca kişiye atalık yaptığı da söyleniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu videoda sizlere dünyada gelmiş geçmiş en zengin kişileri anlattık. Ancak elbette ki maddi servet önemli olduğu kadar manevi servetimiz ve sağlığımız da önem teşkil ediyor. Ne de olsa harcamadıktan sonra o kadar paraya sahip olmanın bir anlamı yok. Ama birazcık paramız olsaydı da çok güzel olmaz mıydı?